Günaydın, iyi sabahlar. Paranın Rotası ile karşınızdayız. Haftaya ortaladık artık. Gelişmeleri konuşacağız. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Sadece Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmışken dün jeopolitik anlamda önemli gelişmeler yaşandı. Hepsini değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi yayın koordinatörümüz Özlem Doğaner'le birlikte. Günaydın Özlem Hanım. Günaydın. Hemen gündem başlıklarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'daydı. Orada toplantı sonrasında basın açıklamasında bulundu. Ekonomiyi değerlendirdi. Enflasyonun dünyada bir problem olduğunu ifade etti ve Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başladığını, 2025 yılında da dezenflasyon sürecinin devam edeceğinin altını çizdi. Özellikle 6 Şubat depremlerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada konutların da bir kısmının teslim edildiğinin altını çizdi. Son dönemde jeopolitik risklerden bahsediyoruz. Bu anlamda savunma sanayi kanadında atılacak adımlar oldukça önemli. Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilkin olduğunu söyleyebiliriz. Bu TB3'ün de detaylarına bakacağız. Türk havacılık alanında bu anlamda önemli gelişmelerin olduğunu net bir şekilde söylemek mümkün. Yine bu ekranlarda Ticaret Bakanlığı'nın tahşiş ve taklit ürünleri artık bakanlığın sitesinde listelediğini ifade etmiştik. Yeni iller geldi, yeni ürünler geldi. Aman dikkat diyoruz, taklit ve tahşiş ürünlerden kaçınmak için Ticaret Bakanlığı'nın sayfasını takip etmekte fayda var. Şayet satın aldıysanız da zaten o markalar ifşa ediliyor. Hiç çekinmeden o markalara gidip bu ürünleri teslim etmeniz lazım, geri iade etmeniz lazım. Bunu da söyleyelim. Küresel tarafta jeopolitik risklerin yükseldiğini konuşuyoruz. Ukrayna ve Rusya Savaşı'nın 1000. gününde olağanüstü bir gelişme yaşandı. Rusya nükleer silah deyim yerindeyse sarıldı. Neden? Dün bu ekranlarda özellikle Biden'ın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri kullanması için izin verdiğini aktarmıştık. Putin'den ve Rusya'dan nasıl bir cevap geleceği merak konusuydu. Önce Kremlin'den açıklama geldi, gerginlik artar dedi. Akabinde ise nükleer silahın kullanılabileceğine ilişkin de Rusya'dan açıklama geldi. Bu bir tehdit. Peki neler olabilir? Gözümüz bir yandan Kuzey Kore'de, diğer yandan Rusya'da, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa derken tüm Avrupa bu anlamda tehdit altında. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Ve IMF Ukrayna'ya 1.1 milyar dolarlık finansman verdi. Bu anlamda Ukrayna ile anlaştı. Bunu da ifade etmiş olalım. Gündemde öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi başlıkları konuşacağız, değerlendireceğiz. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. G20'de yine önemli mesajlar verdi. İki ayaklı hazırlandık Özlem Hanım. İsterseniz önce ekonomi ayağına bakalım. Tabii. Akabinde de Birleşmiş Milletler ve özellikle jeopolitik risklere ilişkinde önemli hususlara temas etti Başkan Erdoğan. Burada dezenflasyon sürecinin başladığına değindi. Büyüme trendine atıfta bulundu ve Türkiye'nin 14 yıl boyunca kesintisiz büyüme sürecinin devam ettiğinin de altını çizdi. Şimdi tabii özellikle G20 toplantısında Erdoğan'ın verdiği mesajlar oldukça önemliydi. Hem az sonra konuşacağız herhalde İsrail ile ilgili mesajlar ama aynı zamanda da ekonomi ile ilgili mesajlar. Şimdi tabii dezenflasyon süreci başladı. Daha da hızlanmasını beklediğimiz bir dönem olduğunu söyleyelim. Özellikle 2025'in ilk çeyreğinde bir miktar daha hızlanmayı göreceğimiz bir dönem başlayacaktır. Ve 2025 yılında dezenflasyon süreci olacak. 2026'dan itibaren de istikrar sürecine geçmeyi planlıyor ekonomi yönetimi. Dolayısıyla aslında 2025 yılı içerisinde enflasyonun düştüğünü ve bunun daha hissedilir hale geldiğini bir miktar daha özellikle yılın ikinci yarısında çok daha net bir şekilde görmeye başlayacağımızı planlıyor. Tabii bu süreçte özellikle Erdoğan'ın da çok güçlü bir desteği var. Hem ekonomi yönetimine hem de bu adımların atılmasında. G20 toplantısında da, basın toplantısında da özellikle tabii ekonomi, enflasyonla mücadele tüm dünyanın sıkıntısı olduğu için
hangi adımlar atılıyor, ülkeler neler yapıyor bunları anlatmak önemli. Türkiye'nin geldiği aşamayı anlatmak da önemliydi. Bu nedenle Erdoğan da bu mesajları vermiş oldu ve aslında ekonominin bundan sonraki sürecine ilişkinde hem enflasyonla mücadele hem de büyüme noktasında önemli bir aşamada olduğumuzu ifade etmiş oldu. Dünya içinde enflasyonun endişe kaynağı olduğunu vurguladı ve son gelişmelerin üzerinden enflasyona, büyümeye ilişkin bir değerlendirme gerçekleştirdi. Sadece bu kalemler mi? Hayır. Başka hususlar da vardı. Hemen onları da ifade edelim. Yılın ilk yarısında %3.8 bir büyüme gördük dedi. Diğer sayfaya da bakalım arkadaşlar. Orada özellikle istihdam kanadını ve ihracat kanadını da göreceğiz. Milli gelirimizin 2024 sonunda 1 trilyon 331 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Kişi başına gelirimizin ise 15.551 dolara yükselmesini öngörüyoruz. Son bir yılda toplam istihdam 1.1 milyon kişi arttı ki geçtiğimiz sene orta vadeli programda sene başına 900 bin yeni istihdam öngörüsü vardı. Son bir yıldaki rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade ediyor. Yanılmıyorsam 11-12 aydır tek hanede bir işsizlik oranı görüyoruz. Orada 8.6'ya kadar gerilediğini söylüyor. Çeyreklik bazda da hafta içerisinde almıştık veriyi zaten. Ekim ihracatı toplam 262.3 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı ve turizmde de ilk 9 ayda 47 milyar dolar gelirle rekor kırdık diyor Başkan Erdoğan. Her ayağı G20 zirvesinde değerlendirdi. Burada gelinen noktaları aktardı. Evet, şimdi tabii burada kişi başına gelirin 15 binler seviyesinin üzerine çıkması oldukça önemli. Çünkü başka bir gelir grubuna yükselmiş oluyorsunuz. Özellikle 13-14 binden sonra. Bu da önemli bir seviye ve aslında önemli bir aşama kaydetmiş oluyorsunuz. Bu açıdan o seviyelere gelmek önemli. Bu program döneminde de o noktalara gelinmesi amaçlanıyor. En önemli noktalardan birisi bu aslında. Kişi başı gelirin artırılmasını sağlamak. Burada tabii bir yandan da bunu destekleyen unsurlardan birisi ihracatın yükselmesi, turizm gelirlerinin artması. Buralarda da rekor beklentileri var. O yüzden önümüzdeki dönemde bu rekor beklentileriyle birlikte aslında Türkiye'nin üretimiyle de birlikte kişi başına düşen milli gelirin artması oldukça önemli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin gündeminden düşmüyor. Her mecrada dile getiriyor. Gerek Türkiye'deki konuşmalarında, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşmiş Milletler'de, keza dün G20 zirvesinde de yine Filistin ana gündem maddesiydi. Başkan Erdoğan çok çarpıcı bir ifade kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi iflas etti dedi. Hemen bakalım o hususta da hangi notları değerlendirdi. Rusya'ya yine temas etti burada ve Ukrayna-Rusya arasındaki sürece değindi. Temennimiz barışın sağlanması bu iki devlet arasında dedi. Ve Rusya'nın nükleer doktrinini onaylaması NATO yetkilileri tarafından düşünülmelidir. Bu adım gözden geçirilmelidir. Girişimlerimizin neticesinde G20 liderler bildirgesinde Gazze'ye dair güçlü ifadeler yer aldı diyor. Gazze'yi yine burada da savunuyor Başkan Erdoğan. Şimdi tabii her ortamda Erdoğan buradaki problemi ortaya koyuyor. Çünkü burada ciddi bir zulüm var, bir soykırım var. Ve bu bir yandan da Filistin'e yönelik bir tablodan giderek coğrafyaya yayılmaya da başladı. Dolayısıyla bu sıkıntıyı, bu dünyanın gözünün önünde yaşanan bu vahşeti birilerinin ortaya koyması gerekiyor. Bu fotoğrafı ortadan kaldırmaması gerekiyor. Erdoğan bu noktada çok önemli bir misyon üstleniyor. Türkiye'nin tavrı net, İsrail'le ilişkileri kesmiş durumdayız. Hem diplomatik hem ticari ilişkileri. Ve burada daha fazla adım atılması ve daha sert sözler söylenilmesi ve İsrail'i bu yoldan çevirmek lazım. Tabii bu noktada çok her alanda temaslarda bulunuyor Erdoğan. G20 liderler bildirgesinde de daha güçlü ifadeler yer aldı bu nedenle de. Ama önümüzdeki dönemde
Bu iş nereye varacak? Buna daha net ve daha sert çözümler bulunması gerekiyor doğrusu. Ukrayna ve Rusya arasındaki barışın sağlanmasını temenni ediyoruz diyor Erdoğan. Burada özellikle tabii son yaşanan olay giderek sıkıntılı bir tablo ortaya koymuştu. Amerika'nın Ukrayna'ya izin vermesi ve Ukrayna'nın Rusya'yı vurması. Bu noktada tabii özellikle önümüzdeki dönem için artık şu savaşların ortadan kaldırılmasını sağlayacak adımların atılması lazım. Orada tabii Biden gider ayak böyle bir izin verdi. Trump tamamen savaşa karşı olduğunu açıklamıştı. Hatta bu savaşı 24 saatte bitireceğini söylemişti ama gelinen noktada Ukrayna'nın kullandığı silahlarla birlikte Rusya'nın da daha sert bir şekilde bu işe girmesi beklenebilir. Bu da tabii artık yani tekrar hani acaba savaşları bitirmek için Trump bir adım atacak ve bir formül olabilecek mi derken tekrar 3. Dünya Savaşı sözlerinin duyulması gerçekten oldukça sıkıntılı. Gelsin hemen onunla alakalı çalışmamızda ilintili olarak hemen yönümüzü oraya çevirelim. Çünkü bu nükleer silahla alakalı bahsettiği husus tam savaşın 1000. gününde gerçekleşti. Yani dün 24 Şubat 2024 2022 tarihinde bu savaş başlamıştı. Ve artık 3. yıla doğru ilerliyoruz. Önce Biden'ın uzun menzilli füze kullanması adına Ukrayna'ya izin verdiğini gördük. Dün Rusya'dan da açıklama vardı, Putin'den de açıklama vardı. ABD'nin sağladığı füzeler 300 kilometre menzile sahip diyor Putin. Ve basına yansımasından saatler önce ise nükleer yanıt doktrinini onayladı Vladimir Putin. Üçüncü Dünya Savaşı dediniz siz. Bu uzun süredir konuşuluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temas ettiği her yerde bunun olasılıklar arasında olduğunu vurguluyor ve bölgedeki karışıklığın altını çiziyor. Şu anki fotoğrafa baktığımızda bir hayli geniş bir düzlemin olduğunu görüyoruz. Putin'den açıklama geldi. Zelenski biz bu füzeleri kullanacağız dedi. Kuzey Kore'den açıklama gelmişti Rusya'nın yanında olacağız diye. Macron keza Ukrayna'yı destekliyor ve Biden'ın zaten onayını gördük. 6 fotoğraf görüyoruz. Bu 6 aktör, bu 6 isim önümüzdeki süreçte hangi başlıkları beraberinde getirebilir? Biz savaşın kıyısına doğru ilerliyor muyuz? Soğuk savaştan biraz daha fiziki bir savaş görme ihtimalini nasıl görüyorsunuz siz? Diğer yandan Trump 24 saat dedi ama gerçekten 24 saat dedi bu işi çözebilecek mi? Bir de şöyle bir şey var. Bugün 20 Kasım, 20 Ocak'ta gelecek. Tam anlamıyla 2 ay var. Gelene kadar bu 2 aylık süre zarfı içerisinde de neler yaşanacak? Yani 24 saatte çözebilirim dedi ama o gelinceye kadar ortalık kan gölüne dönebilir maalesef. Şimdi buradaki fotoğraflardaki en yani bu tablodan çıkacak fotoğraf Biden'ın fotoğrafı. Ama Biden çıkmadan önce tamamen ortalığı yangın yerine çevirecek gibi duruyor maalesef. Şimdi tabii bir de şöyle bir durum var. Hatırlarsan Biden ne demişti Trump'a? Sorunsuz bir şekilde devredeceğiz bu koltuğu demişti. Biz de demiştik ki ya zaten hani ne sorun çıkaracak ki? Ama başka bir planı varmış demek ki yani ya da başkalarının başka planları var. Maalesef bu dünyada birileri savaşı seviyor ve savaş üzerinden güçlü bir gelire sahip oluyorlar. Dolayısıyla bundan vazgeçmek istemiyorlar. Görünen o. Ve Biden da gider ayak böyle bir şeye imza atmış oldu. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse yani Zelenski düne kadar hani Trump gelsin barış olsun hani zor durumda olduğunu ifade ederken bir anda tekrar nasıl bu böyle bir şeyin içine girebiliyor? Orası da tartışma konusu. Ama yani bu tabloda şöyle bir durum da var. Eğer savaşın tarafı Rusya ise siz Rusya'ya bir hamle yaptığınızda o da karşılığını verir. Yani dolayısıyla bu işin hani büyümesini ve bir an önce bir sonuca ulaşmasını sağlamak lazım. Ama burada tabii o değişim süreci, Amerika'daki değişim süreci olayı tamamen farklı bir noktaya çekiyor.
Yani burada tabii özellikle Trump'ın gelişinden sonra, Trump gelinceye kadar neler olacak? Trump geldikten sonra neler yapabilecek? Hani elinde ne kalmış olacak? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz, işte 2 ayda göreceğiz, ama bu 2 ay çok kolay geçmeyecek, belli oldu şimdiden. Piyasalarda hemen reaksiyon vermeye başladı. Evet. Bir bakalım isterseniz piyasalara da. Özellikle pazartesi ve salı günü ons altında toplamda %2'leri bulan bir yükseliş söz konusu oldu. 2500 dolarlara kadar geri çekilmişti. 2600 dolarların üzerini test etti. Dolar endeksinde de yine güvenli liman fiyatlamasını gördük. 105 lira kadar geri çekilmişti. Yeniden 106 lira, 106'nın üzerine çıktı. Bugün yatay ons altın 2631 dolar ama yaklaşık 100 dolar yükseldi. Gümüş keza 30 dolara gelmişti. Biraz daha kar satışı görmüştük. Bu mesele sonrası 31 doların üzerinde çıktı. Şu an %0.8 aşağıda. Bir dolar endeksine de bakalım. Orada da 105 seviyeleri vardı. 106 seviyelerin üzerine dün gördük. Yani kıymetli metallerde biraz daha güvenli liman, özellikle ons altın ve dolar endeksinde fiyatlaması görürken Avrupa borsaları başta olmak üzere keza bizde de dün satış vardı. Ve uzmanlar bu gelişmeye ağırlıklı olarak bağlıyor. Altını bir getirebilir miyiz haftalık olarak İrem? Şimdi altında Trump'la birlikte bir geri çekilmeyi görmüştük. Ve bir anda, yani hani bir günde, 2 günde 100 dolar birden atması aslında ne kadar tedirginlik verici bir ortamda olduğumuzu da işaret eden önemli göstergelerden birisi. Risk görünce altına kaçıyor yatırımcı. Burada tabii özellikle bundan sonraki dönemde hani hep diyoruz ya, jeopolitik risklere göre şekillenecek bazı noktalar diye. Gerçekten piyasalarında baktığı ve izlediği en önemli pusulalardan birisi. Çünkü başka aslında dünyayı karıştıracak, şimdi bakıyorsunuz pandemi gibi bir şey atlatıldı. İşte enflasyonla mücadele konusunda ülkeler yavaş yavaş istedikleri noktalara doğru ilerliyorlar. En azından programları var. İşte merkez bankaları önemli adımlar attılar. Resesyon riskinin dünyada azaldığı bir dönem ve tüm bunlar atlatıldı. Ama işte yangınlar, felaketler, bunların hepsi de atlatılıyor. Ama bir yandan bir anda böyle savaşı destekleyen, bunu körükleyen bir tablo ortaya çıkıyor. Tam böyle hani birisi çıkıyor diyor ki bir uzlaşma sağlansın ve işte bu savaşları bitirmek için uğraşacağım. Tekrar başka bir şey çıkıyor. Bu tabii tedirginlik verici. Bu aslında aynı zamanda, eğer hani hep diyoruz başkanlardan öte Amerika'nın politikası var zaten diye. Bu aslında o Amerika'nın süper çoğunlukla gelen başkanıyla da biraz gergin zamanlar geçireceği anlamına da gelebilir önümüzdeki fotoğraf. Dolayısıyla Trump'ın Amerika ile mücadelesi de önümüzdeki dönemde aslında farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Bu da bir başka gündem maddesi olabilir. Hemen bir VIX endeksine de bakalım mı? Bakalım. Korku endeksinde, çünkü 5 günlük periyotta 13'lerden 16'ların üzerine çıktığını görüyoruz. Haftalık verelim. Günlük bazda %4.94'lük yükseliş var. 5 günde %11'lik bir yükseliş var. Burada 13'lerden, 13.6'lardan 17'lere doğru bir hareket. 20'nin üzeri tehlike olarak adlandırılıyor. Evet. Buraya da yansıyor. Bu son gelişmelerin VIX endeksindeki karşılığı da 13.92, 16.35. Çünkü olay söylemden çıktı ve bir fiiliyata geçti yani. O yüzden bunun bir karşılığı, bir karmaşası olabilir. Endişesi herkeste var tabii, ama umarım itidalli olurlar ve daha sakin geçer. Umuyoruz. Şimdi Trump geldiğinde ekonomi politikaları nasıl olacak diye konuşurken bir anda yeniden bu risklerin yükseldiğini, tansiyonun yükseldiğini gördük. Bir de Trump'ın vaatleri doğrultusunda nasıl bir makro çerçeve olur başlığı var. İşte vergileri kaldırılması özellikle büyümeye sıkıntı çıkartabileceğine ilişkin
düşünceler var. Gümrük vergileri ABD büyümesine zarar verebilir. Özellikle 2026 yılında Amerikan büyümesinde biraz daha problemlerin olabileceğine ilişkin beklentiler oluşuyor. Trump döneminde yaklaşık 4 yılda kümülatifte 4 yılın ortalaması %2.3'lük bir büyüme görmüştük. Enflasyonda da %1.9'luk seviyeleri görmüştük 4 yılın ortalamasında. Şimdi Amerika'da üretim yapmayana yabancı şirketlere vergi getireceğim diyor. Yerli Amerikalı şirketlerin de vergilerini indireceğim diyor. Tabii hemen enflasyonda, büyümede nasıl bir görünümün olabileceğine ilişkin beklentiler de konuşulmaya başladı. Biz zaman zaman Fed kanadını konuşuyoruz ama öte yandan büyüme ve enflasyon kanadı da Amerika ekonomisi için kıymetli. Şimdi Amerika'nın büyümesi önemli çünkü aslında enflasyonla mücadele kısmından daha çok işte o tekrar ekonomiyi canlandırma kısmına geçmek istiyorlar. Bir yandan da aslında Trump büyümeyi destekleyen politikalar izler genelde içeride. İşte inşaatı destekler, daha farklı yani daha Amerika'yı koruyucu ve ekonomiyi hareketlendirici işler yapmaya çalışır. Şimdi tabii uygulayacağı gümrük tarifeleri, gümrük vergileri bir yandan yani derdi büyümeyi engellemek değil bu arada Trump'ın. Yani orada daha çok aslında içeride daha korumacı bir yapıya bürünüp daha çok aslında Amerikan şirketlerini korumak, Amerikan şirketlerinin dışarıya çıkışını ve daha biraz daha engellemek ve daha çok Amerika'da üretimini sağlamak ve dolayısıyla aslında hem Amerika'nın büyümesine hem de istihdamına daha fazla katkı sağlamak gibi bir amaçla bu yola çıkıyor ama bir yandan da tabii bunu yaparken rakiplerine de rekabet ettiği ülkelere de bunun karşılığında bir zarar verme aslında o rekabeti farklı bir daha keskin bir silahla engelleme noktasına gitmeye çalışıyor. Dün bu tabloya baktığımız zaman tabii diğerleri zarar gördüğü kadar Amerika'da zarar görebilir bu işten. Ama bir yandan da aslında Trump gelmeden Trump'ın politikalarına karşı önlem alma sözleri, söylemleri de olabilir bunların bir kısmı da. Böyle de bakmak lazım. Çünkü bir yandan Trump'a hazırlık sürecini yaşıyorlar oradakiler de. Evet. Bir The Economist'in de 2025 kapağı belli oldu Özlem Hanım. Ona da bakalım isterseniz. Artık bir ritüel haline geldi The Economist'in yeni yıla girerken kapağına bakmak. Buraya da verelim. Bir Trump'ı görüyorum. Ursula von der Leyen, Zelenski, Putin, yukarıda Kim Jong-un herhalde. Yok, Xi Jinping. Xi Jinping, Çin. Bir füze var ortada, dolar var. Tabii şimdi yeni yıla kadar bir göz var mesela ortada. Mesela zaman pusulası var. Şeyin süresi doluyor herhalde. Yeni yıla kadar da bu ne anlatıyor, hangi şifreleri barındırıyor gündemde bu olacak. Ne dersiniz? Şimdi burada tabii Putin ortada. Putin ve bir yükseliş ivmesi de var üstünde gördüğün gibi. Yani bir grafik var. Bu da aslında dolar da var yanında. Bu da Amerika'nın bir şekilde Trump. Ekonomik olarak, evet Trump'ın Amerika'yı bir şekilde ekonomik olarak yukarıya doğru çekebileceğini gösteren bir tablo. Şimdi burada tabii en önemli konulardan birisi Çin'le savaşı olacak. Çin'in önemli bir faktör olduğunu söyleyelim. Bir yandan tabii Yuan'ın işareti var orada. Yuan'ın da yükseleceği bir dönem olarak görülebilir. Yine gündemimizde tabii işte Putin var, Zelenski var. Yani Ukrayna-Rusya savaşı. Belki de hani bugünkü gerginliğin ve bundan sonraki dönemdeki gerginliğin fitili ateşleniyor şu anda. Umarım öyle değildir. Belki onun sembolize edildiği bir
tablo. Tabii bu arada yani orada bir nükleer simge var. Nükleerin bu silahlanma noktasında da şu anda nükleer silahların kullanılması noktasında da aslında bir mesaj olabilir. Bir yandan orada yanılmıyorsam bir aşı işareti de var. Yani bir şırınga sanki oradaki. O yüzden yanlış görmüyorsam. Yeni bir pandemi mi? Yani pandemi olmasa da yeni bir salgın ya da yeni bir hastalık ya da bir çözüm. Yani bir hastalığa çözüm de simgeleniyor olabilir. Bir yandan tabii her yerdeki bu tablolarla işte sanayidir, otomotivdir, yukarıdaki simgelerden biraz böyle bir iklim değişikliği, kum saati özellikle kum iklim saati, değişikliğini evet, sembolize ediyor gibi. Ve tabii hani roketleri görünce Elon Musk geliyor insanın aklına. Orada öyle bir tablo var. Bir yandan yani Ursula von der Leyen ve altında bir kırık sandık var. Orada, gidiyor mu acaba? Yani orada bir hani Avrupa'da sarsıntı olarak da çözülebilir belki. Ya da işte aşırı sağın yükselişi gibi de düşünülebilir belki. Bir yandan tabii tüm bu tablonun içerisinde özellikle dikkat çekici noktalardan birisi de orada bir elektrikli otomobil görüntüsü var. Bu elektrikli otomobil de aslında Çin'in yeni rekabet alanı, daha doğrusu dünyanın en büyüğü olmak için çalıştığı alanlardan birisi. Bu da ama bir yandan da işte Trump'ın en büyük aslında yardımcılarından birisi oldu. Artık Elon Musk'ın da alanlarından birisi. Dolayısıyla rekabetin, Amerika ile Çin arasındaki rekabetin oradan da yürüyebileceği gibi bir tablo da çıkabilir. Şimdi burada tabii hani genel tabloya baktığımız zaman bir felaketler tablosu aslında. Hani iklim krizi var. Orada bir belki salgın var. Bir yandan işte sandıklar parçalanmış, bir yandan nükleer sıkıntılar var, bir yandan sinirli lider görüntüleri var. Yani tüm bunlara baktığımız zaman oldukça yine ve tabii hani genel fonda kırmızı zaten bu arada. Yine zor bir yıl olacağını resmetmeye çalışmış ekonomist. Ama başka hangi gizli mesajlar vermeye çalışıyor? Tabii bunu bilemiyoruz. Bunu daha sonra daha farklı bir şekilde herhalde... olduktan sonra anlarız. Evet. Şimdi bu burada tabii alttaki resme baktım. Jane Austen. İngiliz yazar. İngiliz yazar. Güçlü kadın figürü. Ama yani böyle yanında da bir kırmızı isyan yumruğu. Yani bir kadın hareketi mi, böyle bir mesaj mı çıkarmak lazım? Yoksa yani kadınların sıkıntılarına karşı bir başka şey mi ifade etmeye çalışıyorlar? Ya da başka bir yerde, başka bir konuda bir isyanın işareti mi o el? Hep çok tartışılan kapaklardandır The Economist'in kapağı. Bu kez de böyle bir genel bir farklı ama daha çok sıkıntılı bir tablo resmetmişler. Hemen hemen her şey var. Avrupa ile alakalı, savaşla alakalı, salgınla alakalı. İşte Çin lideri, Amerikan lideri, Rusya lideri, piyasalar, aşağı yönlü oklar, yukarı yönlü oklar. Herhalde bu Trump'ın üzerindeki yukarı yönlü ok, sizin de dediğiniz gibi Trump döneminde yüksek borsalar vardı. Hisse senedi piyasasındaki yükselişler. Füzeye benzer bir şey de var sanki Trump'ın yanında. O füze olarak mı okumak lazım onu acaba? Yani roket gibi, sanki uzay gibi, Elon Musk gibi yorumladım ama. Yani burada tabii bir yandan hani The Economist ekibinin bu yıl takip edilmesini önerdiği 10 tema diye de bir not var. Amerika seçimi, oy verenlerin beklentilerinin değişimi, daha geniş çaplı karışıklık,
tarife beklentileri, temiz teknoloji patlaması, enflasyondan sonra yaşanacaklar gibi, yapay zeka, seyahat sorunları gibi bir tablo var. Şimdi tabii zor bir dönem olacak, zor bir yıl olacak ama hani burada verilmeye çalışılan mesajları herhalde önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde göreceğiz ama çok olumlu bir mesaj vermeye çalışmamışlar, onu görüyoruz. 2019'un son aylarından itibaren çok zor bir dönem yaşıyoruz. Pandemiyle birlikte tabii. Ve her sene bir sonraki sene için daha zor bir fotoğraf olacak, daha zor bir görüntü olacak değerlendirmeleri var. Burada özellikle son dönemdeki bu risklerin zaman zaman kendisini daha fazla hissettirmesi etkili oluyor. Bir de liderler değişiyor. Trump geldi yeniden. Tam enflasyonu hallettik diyorlar teorik olarak rakamlara yansıyan Amerika'da. Şimdi yeniden Amerika'da enflasyon yükselebilir değerlendirmeleri var. Ya da borçluluğu ne olacak, vergi almazsa borçluluk hat safhaya çıkacak. Ya da büyüme düşecek. Yani dünyada ve dünya ekonomisinde de salt bir istikrar görmüyoruz. Görmüyoruz. Görebilecek gibi de durmuyor bundan sonrasında da. Yani bu aslında en önemli sorun jeopolitik riskler. Yani bir savaş ihtimali. Bunun ortadan kalkma ihtimali bile ya da buna ilişkin söylem bile, Trump'ın o söylemleri bile hemen nasıl etkiledi gördük. Ama o ihtimali bile tahammül edemeyenler var belli ki dünyada. O yüzden savaş isteyenlerle savaş istemeyenler arasında bir tartışmanın, bir rekabetin olacağı bir dönem olacak maalesef. Bir yandan tabii çok parayı konuştuğumuz hem dolarlar var hem yuanlar var o görselde de. Yani parayı, borsaları çok konuşacağımız daha önümüzdeki dönemde çünkü bütün ülkeler tam olarak kendilerini toparlayabildiler ve bu enflasyon belasından çıkabildiler ve hatta pandeminin etkilerinden kurtulabildiler diyemiyoruz. Pandeminin sadece ekonomik olarak değil, toplum psikolojileri üzerinde de çok ciddi etkileri oldu. Bunun verdiği baskı hala devam ediyor. Dolayısıyla daha zor ama dönüşümün de yaşandığı bir dönem olacak gibi görünüyor. Yani şimdi dün de konuşmuştuk. Özellikle bizim bölgemizde pek çok değişiyor. Ciddi olarak roller değişiyor. Topraklarda değişiklikler oluyor. Farklı beklentiler ve farklı amaçlar ortaya çıkıyor. Ve tekrar bir sanki paylaşım yapılıyor. Sanki tekrar bir kartlar yeniden karılıyor gibi bir tablo var. Şimdi böyle bakıldığı zaman bu dönüşümde kim nerede nasıl yer alacak ve burada bütün ülkelerin ekonomileri, yapıları nasıl değişecek bunu çok ciddi bir şekilde bakmak lazım. Şimdi bakıyorsunuz Avrupa'da Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da Merkel'in değişmesi bile nasıl bütün tabloyu değiştirdi aslında Avrupa'da. Yani bir yandan seçimlerin etkisi, bir yandan savaşların etkisi derken oldukça zor yıllar yaşıyoruz. Ve bu yıllar bir süre daha devam edecek gibi de duruyor maalesef. Şuradaki tek göz dikkatimi çekti. Siz konuşurken biraz baktım. Birçok marka 1-2 yıldır bu tek göz sembolünü kullanıyor. Semavi dinlere atıf yapıldığı da ifade ediliyor. Tanrı'nın ebediliği, kendi kendine yeterli olanın sembolü olarak ifade ediliyormuş. Sağ göz güneşin, günün ve geleceğin sembolleri, sol göz ayın, gecenin ve geçmişin sembolü olarak değerlendiriliyor. Acaba o göz üzerinden de bir mesaj aramak gerekir mi? Bir çağrışımda bulundu mu? Yani ben biraz sanki orada bir gibi dolardaki göz gibi düşündüm doğrusu. Ama büyük markalar tek gözlü modeller fotoğraf çekimleri de yapmıştı. Benim direkt aklıma o geldi. Bu son 1-2 yıldır hatta bu çok sosyal medyada da konuşulmuştu. Farklı ateizmi biraz daha
ya da işte şamanizmden kalma mistik havaları piyasaya sürüyorlar, piyasaya angaje ediyorlar tarzında değerlendirilmiş. Yani zaten son dönemlerde bunu görüyoruz. İşte o toplum psikolojisinin değişmesi dediğimiz şeylerden birisi bu aslında. Yani sosyal medyaya ciddi bir silah olarak kullananlar var ve burada aslında toplumun yapısını değiştirme çabasında olanlar var. Maalesef işte dini yargıların, inançların üzerine gidenler var. Aile yapısını etkilemeye çalışanlar var. Cinsiyetsiz yapıya gitmeye çalışanlar var. Yani hani bu pek çok şey pompalanıyor. Bu da onlardan birisi olabilir. Çok hakim olduğum bir şey değil bu tek göz hikayesi. Ama ben biraz daha orada sanki bakacağım şimdi doların gözü gibi düşünmüştüm ama. O zaman güçlü dolar olarak mı değerlendirilmeli? Tek göz yani. Yarım dolar. Biraz daha zayıf dolar. Bakalım The Economist'in kapağı önümüzdeki süreçte yaşanan gelişmelerle birlikte belki daha çok değerlendirme şansı elde ederiz. Bir araya gidelim isterseniz. Tabii. Konuşacağımız konular var. Aradan sonra hem piyasa açılışına ilişkin beklentileri alacağız hem de bu gündemdeki konuları konuşmayı sürdüreceğiz. Öncesinde kısa bir aramız var. Devam ediyoruz. Piyasanın açılmasına az bir süre kaldı. Dün %1.73 değer kaybı yaşamıştı endeks. Bugün BIOB kanadındaki açılışlar ne anlatıyor ve Borsa İstanbul nasıl başlayabilir? Değerlendireceğiz. Info Yatırım'dan Ergün Tekgül bizlere eşlik edecek. Ergün Bey hoş geldiniz yayına. Günaydın. Günaydın. İyi sabahlar. Güzel bir gün olsun inşallah diyelim. Güzel bir gün olsun. Nasıl buldunuz dünkü satışları, jeopolitik riskler de tansiyon yükseldi, Avrupa borsaları düştü, Amerika'da spotta Dow Jones eksideydi, Nasdaq ve S&P arttaydı. Biz de nasibimizi aldık. Aslında iyi giden bir 10 günlük periyot vardı. Şimdi yeniden 9300'ün altına sarkıyoruz. Siz bu görseli, bu fotoğrafı nasıl okuyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, dün böyle bahane arayan çocuklar olur ya, kırıp dökmek için böyle biraz öyleydi borsa. Yani evet aslında 10 günden beri pozitif diyebileceğimiz bir görüntü vardı ama ben bunu biraz daha kötünün iyisi gibi algılıyorum. Yani son 10 günlük resmi çok böyle uzun barlar dediğimiz barlarda çok fazla görmedik aslında. Hisse özelinde evet oluyor bazen hareketler ama aslında böyle hani tepki hareketiydi, biraz da zorlama hareketiydi. Arada kalmışlığı seziniyoruz biz aslında bu fiyatlama tablosuna son iki haftadan beri. Dün de evet negatif bir tablo olunca zaten realizasyonları geldiğini de gözlemledik. Ama bugün sabahki tabii ki Ukrayna kanadından gelen açıklamada hani bir nebze olsun işte VIOB'un da biraz olsun artıda başlamasına neden oldu. Çok arada deride bir yerde kaldı aslında borsa teknikle başlayacak olursam. Mart ayı seçim sonrasında böyle Mart ayı döneminde daha doğrusu Mart ayında böyle bir formasyon vardı. Böyle bir dip çalışması yapmıştı borsa. Kabaca yukarıda böyle bir 9500 vardı. Aşağıda da böyle bir 8700'ler vardı. O bölgede çok ciddi bir formasyon yapıp güç toplayıp borsa ondan sonra yükselmişti. Yaz dönemine kadar, Haziran-Temmuz sürecine kadar. O yüzden bu bandı kullanıyor şu anda. Tekrar aslında biraz daha kopyalama yapıştır hareketler gözlemliyoruz. İşte dünkü döndüğü yerde tesadüf odur ki o Mart'ta görmüş olduğu formasyonun tepesiydi 9400-9500. Zaten 8700 hep konuşuyorduk. Yine Mart dipleri diyorduk. Şöyle bir resme böyle açıp baktıkları zaman görebilirler aslında. Bu bölgede de sanki biraz takılacağız gibi. Yani böyle hemen kırıp gidebilecek gücümüz yok. Yani söylevlerimizin altını dolduralım nedir ne değildir diye. Ben bu hafta böyle bir çalışma yaptım. Şöyle biraz severim böyle eskileri karıştırmasını. Açtım şöyle bir baktım son 10 yılımıza. Ekonomiye, borsaya, şuna buna. İstatistik bazı veriler toplamaya çalıştım. Çok önemli bir şey verdi elime aslında. Bir bilgi verdi. Sizle paylaşayım. 2013 yani bizim not son çok en büyük not artırımımız. Yatırım yapılabilir ülke notuna kavuştuk biz 2013 Mayıs'ında ve borsa 93 bin endekse gitmişti o zamanlar. 71 binden başlayan harika bir ralliydi.
benim 20 yıllık kariyerimde gördüğüm en dolu dolu rallilerden biriydi. Tüm sektör coşmuştu. 93 binden sonra işte gezi olayları vesaire derken işte dışarıdan, içeriden, Avrupa'da sıkıntılar şu bu, biz realizasyon yaşamıştık. Şimdi 93 binden yani 2013 yılından 2020 yılına kadar şöyle bir resme baktım. Faiz, enflasyon. İkisinin arasındaki fark bize reel faizi verir. İzleyenler için altını çizeyim. Reel faiz esas olandır. Reel faiz paranın, borsanın, her şeyin gerçek değerini size gösterir. Yani enflasyondan arındırılmış faizden bahsediyoruz. Nominal faizlerden değil. Hani bugün 50 olan faizden bahsetmiyorum. Enflasyonumuz da 50. Şu anda 50 eksi 50. Sıfır gibi düşünün burayı. Şimdi 2013'ten 2020 yılına kadar bizim reel faizimiz sıfır çevresinde dolanmış. 1 olmuş, 2 olmuş, eksi 1 olmuş. 2021'e geçiyoruz ve bizde eksi reel faiz 20-30 diye gidiyor bir anda. Yani olmadık bir sayılara geliyoruz. İşte o olmadık dönemde, bu eksi 20-30'ların olduğu dönemde borsa coşuyor. 1000'den 10.000'e gidiyoruz. Şimdi dönüp baktığımız zaman son 3 ay biz o 2013-2020 dönemindeki gibi yeniden sıfırın çevresine geldik. Bakın çok önemli bir şey. Aslında söylediğim şey paranın rotasıdır. Paranın yönüdür. Reel faiz her zaman. Kısa vadeli dalgalanmalar yaşanır. İşte jeopolitik riskler olur, o olur, bu olur. Biz böyle gider fizan da ararız bazı şeyleri ama gerek yok. Büyük resme baktığınız zaman aslında nasıl bir rotta olduğunuzu, hani kapalı havada mı geziye çıkıyorsunuz, güneşli bir havada mı çıkıyorsunuz, aslında bu size onu gösterir. Şimdi Ergün Tekin şunu demeye çalışıyor sizinle. Biz yeniden 2021-20 öncesindeki gibi sıfır çevresinde bir reel faize geldik. Ve sıfır çevresindeki reel faiz döneminde borsaya dönüp baktım ne yapmış diye. Ya yani çok sevimli bir tablo yok çünkü fetret dönemi gibi böyle durgunluk, ki ben o dönemlerde birebir trade eden bir uzmanım. Gerçekten borsanın yükselemediği, bankacılık endeksinin yaklaşık 10 yıl yatayda kaldığı ve bütün uzmanların sürekli al verip yatayda kaldığı bir dönemdi. Yani herkes bankaları konuşuyordu ama bankacılık endeksi hareket edemiyordu. Yerinden kımıldayamıyordu. Hatırlayın yani çok da uzak değil aslında. Şunun şurasında 1-2 seneden beri bankacılık endeksini konuşuyoruz biz. Onun öncesinde yoktu. Böyle düz bir çizgiydi büyük haftalık grafiklerde. Şimdi o dönemde baktım 93 bin üzerinde de sadece böyle %20-25 gidebilmiş. Büyük range'de %40 arasında böyle bir dalga almışız. Yani bir şey yok aslında borsada. Zaman zaman olay örgülerinden düşmüşüz, çıkmışız. İşte trendler olmuş, dönmüş ama hani bu 2021-24 dönemindeki gibi bir dönem yok. Yani yok. Olacak mı? Bence bundan sonra çok zor. Yani bakın sayılarla geliyorum zaten size. Yani eksi reel faizin patladığı dönemde borsa patlamış. Onun dışında olağanüstü bir durum yok. Evet, ralliler yaşamışız. Nedir? 20-30 derecelik ralliler. 45 derecelik ralli gördük biz yani bu 2 seneden beri. Böyle 10x'ler, 10 kat yükselmeler, 20 kat yükselmeler falan. Ya, felaket bir dönem. Bu şeyle ilgili Ergün Bey, enflasyonla ilgili diyordu birçok uzman. Bakın birçok uzman 3 sene 4 sene boyunca ne yazık ki geçtim hane halkını, yatırımcıları enflasyon randesi diyorlardı. Enflasyon randesi yok diyordum 4 sene yazdım. Yani enflasyon randesi diye bir şey yoktur. Yani siz bir şeyin değerini enflasyon, o şeyin fiyatı yükseliyor diye o şirketin değeri yükselebilir mi? Yani finansal matematiği ihanettir her zaman söylerim. Kötü bir yorumlamaydı. Kötü yani yatırımcıyı da bir yanlış yönlendirmektir aslında enflasyon rallisi demek. Yarın bir gün tekrar enflasyon yaşanır. Atıyorum 10 yıl sonra. Bu sefer eksine el faiz olmaz. Yani faizler de eş zamanlı yükselir. Bu sefer derler ki ya enflasyon rallisi gelecek. Gelmez. Gelmez. Niye gelmez? Reel faiz verirsen vermez.
gelmez. 2021'de Amerika'da, Avrupa'da, majör bütün borsalarda inanılmaz ralliler, enflasyon yükseldi. Faizler de aynı anda yükseldi. Reel faiz vererek enflasyon yükseldi. Borsalar %30 düştü, hatırlayın yani. O yüzden doğru bilgilerle ilerlememiz gerekiyor. Şu anda da nereye bağlayacağım aslında? Sıkça siz de yayınlarda konuşuyorsunuz. Faiz indirime gelecek, borsa coşacak. Yani konuşanlar var, sizi tenzih ederim. Ben bunun da yanlış, özür dilerim, eksik bilgi olduğunu düşünüyorum. Eksik anlatım olduğunu düşünüyorum. Hem de oldukça eksik olduğunu düşünüyorum. Faiz indirime gelecek, borsa coşacak, eksiktir. Eksik anlatımdır. Eksik anlatım, şakası olmayan bir şey, paranın rotasını şaşırtır herkese. Ya olması gerekenlerden bahsediyoruz. Nedir buradaki doğru anlatım derseniz, bu arada ben söylemiyorum, tekrar söylüyorum, sayılar söylüyor. Doğru anlatım şu, faiz aşağıya gelecek, enflasyon bunun neresinde olacak? Geçmiş dönemde hep öyle bakmış. Borsa gelmiş düşürmüş, şöyle resme bakmış, demiş ki evet faiz aşağıya yukarı hareket ediyor ama enflasyon bunun neresinde? Türkçesi reel faizde mi? Yani reel faiz artı mı yoksa çok büyük eksi var mı? Şimdi bundan sonraki dönemde artık her ayın 3'ünde biz enflasyon datasını aldığımızda, her Merkez Bankası toplantısını önümüze aldığımızda, dinliyorken, izliyorken bunlara bakacağız. Aylık ne geldi enflasyon? %2, 2,5. Faiz bunun neresinde? 3,5. Borsanın çok hoşuna gitmez. Enflasyon geldi 3,5. Faiz geldi aşağıya 2,5. Çok sert bir faiz indirimi yaptılar diyelim ki. Bu borsanın hoşuna gider. Çünkü yine bir miktar açılmış olacak faizler. İnsanlar yine bir hani yani sabit getirilerden hop ben biraz borsaya gireyim diyecek. Matematik konuşacak işin özü, sayılar konuşacak işin özü. Totalde böyle bir resme bakacağız. Bu ana route, ana yol haritamız olacak. Bunun yanında ne olacak? Jeopolitik riskler gelecek. Bunun yanında Fed gelecek. Bunun yanında parite etkisi gelecek. Bunun yanında Almanya'ya bakacağız. Şirketlere bakacağız. Bunlar da böyle o günlük, haftalık dalgalanmaları oluşturacak. Ama ana haritamız paranın gerçek yolunu gösterecek olan reel faizin ne olacağı son 3 aydan beri, son 2 aydan beri de biz burada yeniden eskisi gibi normalleşip sıfır çevresine geldik. Borsadaki bütün bu durgunluk, gidememe bu nedenden. İnsanların yeniden o beklentisi de bir görelim 15 kapanışı, bin olsun, 20 bin olsun. Açılışı ondan sonra alışkanlık. %0,43 artıyla başladı, bir görelim. 9272 açılış rakamı %0,43 artıda başladı. Sınai endeksinde %0,46'lık yükseliş var. Bankacılık endeksinde %0,49'luk yükseliş var. Mali endekste %0,4'lük alım var. Dün %1,73 değer kaybı yaşayan BIST 100 endeksi bugün %0,43 tepki alımlarıyla başladı. Nasıl buldunuz açılışı? Ne dersiniz? Yani olay örgüsünün türü, dün de çok satış yemiştik. Bir miktar tepkiyle başladı. Aylık ortalamasının hemen üzerinde. Yani çok arada derede bir fiyat şu anda bulunduğumuz bölge. Yani ne yatırımcıyı böyle coşturacak, memnun edecek, ne de yandık bittik diyebileceğimiz bir ara koridordayız. Hani yukarı veya aşağı, yukarı kırılmak için biraz önce söylediğim ana neden biraz zorluyor düşüncelerimi. Fevkalade olaylar olur, o olur, bu olur, bu ayrı bir olay ama genel görüntüde böyle domine edebilecek, şey yapabilecek piyasayı şu anda çok büyük bir resim yok. Şeyden çıktık, bilanço döneminden çıktık. Orası da ne yazık ki biraz nahoştu. Bir hatırlatma daha yapmak istiyorum izninizle. Bankacılık, finansallar da artık enflasyon muhasebesiyle açıklanacak önümüzdeki yıldan itibaren. O yüzden aslında ilk çeyrek, ikinci çeyrek biraz daha belki bankacılık endeksindeki hisselere de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü geçen sene söyledik yayınlarda böyle nok nok dedik, aman dikkat bak enflasyon muhasebesi geliyor, şu olacak bu olacak, bilmediğimiz bir denize giriyoruz, gri alan filan. Çok önemsenmedi ama bakın 3 dönemdir beklenmedi, koca koca holdingler falan hepsini yazdığını görünce aa kral çıplak falan mı ne oluyor dedi insanlar acaba. O yüzden bilmediğim finansal, şimdi bankacılık da bizi
bayağı bir betası yükseldi, ağırlığı arttı endeksi götürmede. O yüzden 2025'in ilk yarısında da oraya bir bakacağız, böyle ufak ufak kritik olacak orası. Parite efekt de var. Bak, bu hiç o hesaplamadığımız bir etkiydi. Parite etkisi de aslında bizim şu anda mikro anlamda çok hoşumuza gitmiyor. Mikrodan kastım şu, şirketlerimizin çok hoşuna gitmiyor. Almanya, Amerika var bir tarafta. Parite 1.05'lere yakınsıyor. Geldi ne yakınsaması. Birlere gelecek, par olacak mı diyoruz işte. Almanya faizler eşitlenecek mi? Bu daha hoşuna gitmeyecek bir görüntü olabilir. Bizim ticaret haddimiz üzerinden bahsediyorum. Hani borsayı borsa yapan şey nedir? Şirketlerdir. Şirketlerin değeridir diyoruz ya, şirketlerimizin güzel iş yapması gerekiyor, büyümesi gerekiyor, ticaret yapması gerekiyor ki bilançoları yeniden böyle gülen surat olsun filan. Şimdi bu resim böyle olursa ilk talep, yani ılık ekonomi, soğuk değiliz bence daha. Datalar bunu söylüyor. Yurt dışı, Almanya çok şaşırtıyor mesela beni. Benim doğduğum ülke orası. Böyle bilirim ekonomisini, şusunu, busunu. Gittiğim zaman bile şaşırıyorum. Gerçekten çok ciddi bir düşüş yaşıyor. Erken seçim geldi. Yapısal sorunlar yaşıyor biraz Almanya. Onun dışında ekonomisi canlandıramıyor filan. Hani sadece kulaktan duyma bilgilerle söylemiyorum. Gittiğimiz zaman da hissediyoruz net bir şekilde Avrupa'daki Almanya üzerinde durgunluğu. Bizim en önemli ticaret partnerimiz, oranın ekonomisi iyi olsun ki bizden daha çok ticaret yapma isteği artsın, basit anlatımla. Orası durgunlaşınca bizi de etkiliyor. İçeride talep yok, dışarıda gelmeyince ne olacak bizim bu şirketlerin hali? Sene başı geliyor bakın. İşsizlik datamız evet çok iyi ama gidip böyle şirketlerle görüştüğümüz zaman da çok hoş şeyler de duymuyoruz. İşte maliyet diyorlar çünkü bize. Bakın maliyet. Yani ben bu maliyetleri kısacağım ki karlılığımı artıracağım. Ya gelirini artıracak ya maliyetini kısacak. En büyük maliyet kalemi şu anda şirketlerin maaşlar. Şimdi diyor ki patron, ben diyor bu maaşları nasıl ödeyeceğim? Zaten karlılığım düştü diyor. Finansman kaynağı da bulamıyorum diyor, faizler yüksek. Yani şimdi bunların hepsini böyle topladığımız zaman böyle karalar bağlamaya gerek yok. Ama biz borsacıyız, ekonomistiz. Bunları bilmek zorundayız, duymak zorundayız. Fiyatlama ne olur göreceğiz. Bunlar böyle olağanüstü kötü durumlar değil. Ama sıkıntı yaratan konular. Sıkıntı yarattığı için bizim borsamız zaten 8.500'lere geldi. 9.000'lerde dolanıyor. Ben kötünün iyisi senaryoda olduğumuzun her defasının altını çiziyorum. Bağlamak gerekirse iyi ki, bakın herkesin belki aksine, iyi ki Viyop var diyorum. İyi ki bizim vadeli işlemler ve opsiyon borsamız var, piyasamız var. İyi ki zamanında bu piyasamız açılmış. İyi ki katkıda bulunanlardan, Allah razı olsun, tekrar altını çiziyorum, nükte etmiyorum. İyi ki Viyop var ki satmak isteyenler, elindeki hisseleri satmak isteyenler direkt satmıyor. Gelip vadeli işlemlerde hedge ediyorlar kendilerini. Yani orada short işlemi yaparak kendilerini koruma altına alıyorlar. Ve böylece aslında bir balanslı bir denge de oluşuyor burada. Eğer benim juniorluğum dönemindeki gibi vadeli işlemler çok gelişmemiş olsaydı ve insanlar daha bilmiyor olsaydı Viyop'u, gelip elindeki hisseyi, bu riskleri görerek satardı direkt. Satması demek borsanın çok daha düşmesi demekti. Emin olabilirsiniz buna. O yüzden Viyop'un varlığı şu anda bence hisse piyasasını görece koruyor. Hani hep eleştiriyorlar ya, işte Viyop'ta şortlar piyasayı sıkıştırıyorlar, ediyorlar. İnanın 2-3 kişinin söylemiş olduğu cümleleri herkes tekrarlıyor. Aslında gerçek bankin bu tarafı bilinmiyor. Yani Viyop'ta aslında gerçekten neler olduğu, bu işin tarafı, matematik tarafı bilinmiyor. Birinin söylediği sosyal medyada herkes tarafından tekrar şortlar sıkıştırıyor piyasayı. Yani çok kulaktan dolma bilgiler bunlar. Çok katılmadığımı zaten her defasında altını çiziyorum. İyi ki Viyop'lar, iyi ki bizim piyasamız derinleşti. İyi ki Borsa İstanbul yıllardan beri çok güzel işler yapıyor. Birebir çalışıyorum yıllardan beri. Toplantılar yaptık, seminerler, finansal piyasalık adına.
Bizim piyasamız, bizim borsamız eski borsa değil, onu söyleyeyim. Gayet güçlü, gayet eskisine göre likiditesi daha iyi. İşin tekrar söylüyorum mutfağında bulunan, öncesini sonrasını bilen bir uzman olarak söylüyorum. Güzelleme de yapmıyorum bu arada. Gerçek neyse onu söylüyorum her zaman. Artısıyla eksisiyle. Sonuç itibariyle dönüp baktığımızda toparlamak gerekirse borsa kanadında biraz durgunluk dönemindeyiz. Yapacak bir şey yok. Ekstra şeyler de var tabii ki. Diğer şeyler, yatırım araçları da tabii borsayı zorluyor. Özellikle sabit getirili işte para piyasası fonları, arbitraj fonları, bunlar işte 50 ve üstünde yıllıklandırılmış getiriye sahip ürünler olduğu için insanlar genelde son dönemde özellikle para piyasası fonlarını ve arbitraj fonlarını çok fazla tercih etmeye başladılar. Para biraz buraya gidiyor. Buraya gidince hisse fonlarına, hisse piyasasına gelmiyor. Bakın hisse senedine çıplak gitmesinden bile bahsetmiyorum. Hisse fonları çok önemli burada. Ben yatırımcıların bir gözle hisse fonlarını, büyüklüğünü, yatırımcı adedini de izlemesi gerektiğini tavsiyesini bulunuyorum. Mesela benim son yıllarda baktığım en önemli yerdir piyasayı okumak adına. Oradan çıkışlar başladığı zaman piyasaya etkilerin olduğunu gözlemliyoruz. Evet. Sonuç itibariyle yılı tamamlamaya başlarken çok böyle force majeure bir etki yok. Bugün sabah Ukrayna kanadından gelen haber bir nebze olsun şey oldu. Ama bu tipte haberler tabii sabahtan akşama değişebilir de çok fazla güvenmemek de gerekebilir. Öbürü der ki ben yardım edeceğim, öbürü etmeyeceğim falan der. O yüzden en azından şu arada derede bile bu dönemi geçirsek bence kârdır. 9400-9500 çok ciddi direnç. Orası geçirmeden hep böyle bir dikkatli olmakta fayda var diyoruz. Ergün Bey teşekkür ederiz katkılarınız için. Rica ederim. Güzel bir gün dilerim. İyi yayınlar. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. O zaman tamamlayacağız. Evet, tamamlamadan önce teşekkür önümüzde edelim. Ödüllerimiz var. Evet, teşekkür edelim. Pek çok ödül geliyor Ağparaya bu ara. Burada tabii Mood ödülleri, en iyi erkek ekonomi spikeri ödülü. Bu senin ödülün zaten. Bir de Türkiye'nin en iyi ekonomi kanalı ödülü vermişler. Çok teşekkür ederiz. Diyecek bir şey bulamadım aslında. Yaptığımız iş sonuçta takdir ediliyorsa çok mutluluk verici. Çok teşekkür ediyoruz düşünenlere. Tabii seni de özellikle tebrik ediyorum. Nice ödüllere Türkiye'nin en iyi ekonomi spikeri ödülünü aldın. Bunu daha önceden de almıştım pek çok yerden ama bir kez daha tebrik etmek isterim. Teşekkür ederim. Ben de hem 14. kez düzenlenen Mut ödülleri ekibine teşekkür ediyorum. Hem en büyük teşekkür izleyenler ve daha büyük teşekkür de size. Sizin önderliğinizle ve vizyonunuzla Ağparada önemli işler yapıyoruz. Birçok proje, diziler, Türkiye'nin en fazla izlenen dizileri, filmler, hafta içi ekonomi yayınları, özel yayınlar. Tabii bunun karşılığında olması da insanı mutlu ediyor. Evet, tabii. Benim de burada aslında bize bu sorumluluğu verenlere teşekkür etmem lazım. O yüzden böyle uzar gider. Takdir edenlere teşekkür edelim. Güzel bir gün olsun. O zaman yarın görüşürüz. Görüşmek üzere. Efendim teşekkür ediyoruz. Biz devam edeceğiz. Birazdan ekonomi notları ile karşınızda olacağız.